Sevgili izleyenler, evet Nihal'la çıktı. Özel programımızla bu hafta sizlerle birlikte izledik. Biraz yerel yönetimler diyeceğiz. Bu haftanın zirve konuğu, çok özel konuğumla beraberiz. Mihalliçik Belediye Başkanı Sayın Haydar Şorum'la birlikteyiz. Bölgenin birazcık da yerel yönetimlerdeki konumunu işleyelim. Bakalım neler söyleyecekler. Öncelikle programımıza hoş geldiniz diyoruz. Merhaba efendim. Merhabalar. Sizler de hoş geldiniz ilçemize. Merhaba. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Biz tabii bölgeyi biraz kaymakam beyden dinledik, anlattılar ama tabii ki yerel kalkınma bambaşka bir şey. Neler değişiyor burada diyeceğim ama bundan önce bir Mihalliçikli olarak tabii ki sizden bölgenizi biraz kısaca anlatmanızı istiyorum. Tabii anlatalım. Şimdi az önce bahsettiğiniz gibi Mihalliçik farklı coğrafyası özellikleri olan bir ilçemiz. Şu anda yaz ayındayız ama kışı da yaşayabiliyoruz akşam saatlerini. Mihalliçik, Eskişehir'in Mihalliçik ilçesi. Bir taraftan Ankara'nın Beypazarı, Nallıhan ve Polatlı ilçelerine sınırız. Diğer taraftan da Eskişehir'in Sivrihisar, Polatlı ve Beylikova'larına sınırırız. Sündiken dağlarının içinden geçtiği 350 rakım ile 1850 rakım arasında değişen bir coğrafyaya sahip olan hem Sakarya Nehri hem Porsuk Çayı'nın geçtiği, İç Anadolu'da en fazla orman üretimi yapılan, 100'e yakın endemik bitkisi olan, hayvan popülasyonu çok gelişmiş olan, onlarca maden, çeşitli maden rezervleri bulunan ve Firiklerden beri yaşam alanı olan, yani Firiklerin ardından Roma'nın, Bizans'ın ve Selçuklu Osmanlı'nın yaşam alanı olan ve kültürel mirası çok zengin olan özel bir bölge. Saklı bir cennette yaşıyorsunuz, ne mutlu size ama burayı birazcık anlatalım mı sevgili izleyenlerimize? Turizm açısından gelenler burada nelerle karşılaşacaklar? Evet, şimdi dediğim gibi aslında en önemli değerimiz hepimizin, yani Türk toplumunun en önemli, en büyük değeri Yunus Emre'miz tabii. Yani hani öncelikle Yunus Emre'mizden hep bahsediyoruz. Ve geçen sene de şöyle bir durum gerçekleşti. UNESCO 2021 yılını Yunus Emre'nin ölümünün 700. yılı olarak ilan etmişti. Ardından da Cumhurbaşkanlığımız tarafından Yunus Emre ve Türkçe yılı olarak ilan edilmişti. Tabii pandemiye rağmen her yıl Yunus'un davetine icap eden yüz binlerce insan geliyor ilçemize ziyarete. En çok ziyaretçimizi Yunus Emre'ye alıyoruz. Sorkun Çömlek'in yapıldığı Çömlek köyümüz var. Gürlek şelalemiz var. Orası da doğa harikası bir yer. Kalburcu mesire alanımız. Şu anda içinde bulunduğumuz Yunus Emre Tabiat Parkı. Yine Sarıyer Barajı. Orada bir kuş cennetimiz var Nallıhan sınırımızda. Ve onun dışında doğa yürüyüşleri, motorcuların, kampçıların gelip gezdikleri doğa harikası bir sürü gezecek yerimiz var. Sayın Başkanım, tabii yerel kalkınmadaki stratejik çalışmalarınızı da biraz bahsetmek istiyorum ama bölge kalkınması için neler yapıyorsunuz? Şimdi biz şuna inanıyoruz. Yani bir kere şunu özellikle belirtmek isterim. Ben teknik bir insanım. Yani benim belediye başkanlığı olma isteğimin iki tane nedeni vardı. Bunlardan bir tanesi kırsal kalkınmaya yönelik projeler. İkincisi de daha doğrusu birincisi Yunus Emre, ikincisi kırsal kalkınmayla ilgili olan çalışmalarımızdı. Şimdi az önce bahsettiğim oldukça maden rezervlerimiz var. İlçede de şu anda yaklaşık 1 milyar doların üzerinde maden yatırım var. 3000'e yakın maden çalışanı var ama bu insanlar şimdiye kadar ilçemizde işte doğal gaz ve konut sorunu olduğu için ilçemizde yaşamayıp komşu ilçelerden servislerle gelip gidiyorlardı. Biz 3 yıl içerisinde doğalgaz ilçemize kazandırmış olduk. Şu anda doğalgazı 2 yıldır kullanıyoruz. Konutlarla ilgili hızlı bir yapılaşma başladı. İmarla ilgili çalışmalar yaptık. Yine dediğim gibi az önce bahsettiğim özellikle meyvecilik çok gelişmiş durumda. Bu bahsettiğimiz coğrafi farklılıklardan dolayı çok farklı meyve sebze yetişiyor. Özellikle kirazcılık son yıllarda çok gelişti. Şu anda yaklaşık 600 bin kiraz ağacımız var ve her yıl 15-20 bin yeni kiraz fidanı dikiliyor. Yaklaşık 5 yıl içerisinde Türkiye'nin en büyük üretim bölgesi olacağız ve %90'ını ihracat olarak gerçekleştiriyoruz. Küçük bir sanayi bölgesi temelini attık, şimdi onu oluşturuyoruz. Şunu yapmaya çalışıyoruz, kendi içimize kapalı bir ekonomi, önce ilçemize sonra bölgesel olarak kalkınmaya çalışıyoruz. Toplumun, bulunduğunuz artık bölge insanının, vatandaşlarınızın biraz daha sosyal olması adına neler yapıyorsunuz? Bu alanlardaki çalışmalarınızı da merak ediyoruz. Şimdi bizim yıllardan beri süre gelen, geleneksel olan iki tane festivalimiz var, etkinliğimiz var daha doğrusu. Bunlardan bir tanesi her yıl 6 Mayıs'ta Yunus Emre Anma ve Hıdrellez Şenliklerimiz. Bu 1958 yılından beri devam ediyor.
bu yıl da yine 6 Mayıs'ta gerçekleştirdik. Özellikle devlet erkanlarına büyük katılım sağlanıyor. İkincisi de Miyalçıklılar ve Kiraz Festivali. Miyalçıklar Günü ve Kiraz Festivali olarak kutladığımız Temmuz ayının genellikle ikinci pazarını yapıyoruz. Bu yıl da 17 Temmuz'da gerçekleştireceğiz Kiraz Festivali ve Miyalçıklar Günü. Bu arada bütün seyircilerinizi bekleriz. Yani yakın olanlarını özellikle Miyalçı ve Kiraz Festivali'ni bekliyoruz. Bunun dışında da yine ilçemizde biz başladığımızdan beri öncelikle bir kültür merkezi oluşturduk. Yine bir Atatürk Parkı diye bir parkımız var. Orayı yeniden hayata geçirdik. İçerisinde hem restoranı hem kitap kafesi hem de açık hava sahnesi oluşturduk. Bu parkta ve sahnede yazın açık hava sineması, ondan sonra konserler, caz konseri daha gerçekleştirdik. Yine söyleşiler, işte sanatçılarımızı getiriyoruz, ufak çaplı konserler. Bu tür etkinliklere devam ediyoruz. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Evet. Tüm dünyaya şöyle bir sizden bir mesaj alalım. Evet, tabii dünyaya mesaj derken Yunus'tan daha öte mesaj yok. O yüzden Yunus'un sözüyle kapatalım ve bütün seyircilerinizi, bütün takipçilerinizi Yunus'un makamına, Yunus'un kabrine, Yunus'un ilçesine Miyalçı'ya bekliyoruz. Sevelim, sevelim. Dünyaya kimseye kalmaz diyerek. Biz de sizlere katıldık, buraya geldiğiniz için, bizleri ağırladığınız için ben ekstra teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Yollar açık olsun. Güzelliklerle inşallah önümüzdeki dönemlerde bizler de buraya tekrardan gelip bu güzellikleri sizlere yansıtmanın artık gururu ve mutluluğuyla bekleyeceğiz diyoruz.